Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 54 gün kaldı. Adaylar mahallelerde esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyorlar. Başkan adayı Güngör ve Başkan Mahçiçek, Meyve ve Sebzeciler Komisyoncular Derneği'ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve hal esnafını gezerek sohbet etti. Hal esnaflarımızı ve odamızı ziyarette bulundular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyaretler sırasında vatandaşlar ile samimi sohbet içerisinde olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ve 13 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ilk olarak meyve ve sebze hale esnafı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. 500 metre bir yer var. Ya oraya geç. Ben seni severim, sen de sev beni. Mevlam bir karara koymaz insanı. Elbet bir gün olur ararsın beni. Şurada bir divane yerim var. 13 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İl Teşkilatı ve 13 Şubat İlçe Teşkilatı ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, İl Müdürü Doktor Ali Nuri Öksüz ve idarecileriyle sağlık alanında şehirde gerçekleştirilen ve programlanan konular hakkında istişarelerde bulundu. Yaklaşık 10 personelle İçler dahil hizmet etmekteyiz. Daha sonra toptancılar halinde bulunan esnafı ziyaret eden ekip, güler yüzlü ve misafirperver yaklaşımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Hal ve komisyon esnaf odamız, başkanımıza sabah sağ olsun bir kahvaltı toplantı yaptık. Akabinde de toplancılar sitesine dolaştık. Esnafımızın, hemşerilerimizin beklentilerini aldık, önerilerini aldık. Şehrimize dönük, ileriye dönük neler bekliyorlar, hangi hizmetleri görmek istiyorlar, onlarla ilgili görüşlerini aldık. Hemşehrilerimiz şükür sahibi. Allah razı olsun onlardan. Nasılsınız diyoruz. Hamdolsun, şükürler olsun diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. İşte doğalgazda da Hanif abi görüştü. Zannediyorum müracaatlarını akabinde o süreçte hızlanacağını düşünüyoruz. Ben şunu ifade ediyorum. AK Parti hükümeti vatandaşımızın zararına olacak hiçbir hizmeti yapmaz. Resmi olarak hükümetten, bakanlıklarımızdan olmayan hiçbir habere itibar etmesinler. Ben de biraz önce bakan yardımcımla görüştüm. Bu haberlerin asıl olmadığını ifade ettiler. Ancak resmi olarak bakanlıktan ya da hükümetimizden bir açıklama olursa onu dikkate alsınlar. Basında çıkan öyle yerli yersiz kısmi haberlere de itibar etmesinler diyoruz. Hükümetimiz, partimiz, milletimizin aleyhine bir şey yapmaz. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmayacağını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.